Evet sevgili izleyicilerimiz, yine Avusturya gündemindeki haber başlığını sunmak üzere haber köşemizde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Yeni Nesil gazetesi genel yayın yönetmeni, aynı zamanda Avrupa'da Gandolu programımızın haber müdürü Ergün Sert var. Yine Avusturya gündemini sarsacak bomba gibi haberlere, değil mi Ergüncüm? Evet, bu hafta da gündemin nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. Yeni Nesil'i ilgilendiren birçok haberimiz var. Lütfen koltuklarınıza yaslanın, haberlerimiz geliyor. Evet değerli izleyenlerimiz, bu haftanın ilk haberi Niederösterreich seçimlerinden geliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Niederösterreich ve Kärnten'de seçimler olmuştu. Niederösterreich'te sonuçlar hiçbir şeyi değiştirmedi. Eyaletin kralı Erwin Pröll tekrardan yönetimi eline aldı. %50.8'lik bir oran ile birinci parti olmayı başardı. İkinci parti ise SPÖ oldu. %21.59'luk bir oy alaraktan ikinci parti olmayı başardı. Ve seçimlere yeni katılan Tim Stronach ise %9.83'lük bir oy oranı ile parlamentoya girmeye hak kazandı. Ve Kärnten bölgesinde de seçimler olmuştu. Kärnten bölgesinde FPK koltukları SPÖ'ye devretti değerli izleyenlerimiz. Oranın kralı olan FPK artık SPÖ'ye teslim oldu. Birinci parti olan SPÖ %37.1'lik bir oran ile birinci parti oldu. Kärnten'de %27 ile oy kaybına uğrayan FPK %17.1'lik bir oy oranı ile parlamentoya ikinci parti olarak girdi. Ve ÖVP, Yeşiller, Stronach olaraktan da devam etti sıralama. Stronach burada da %11.26'lık bir oy oranı aldı. Değerli izleyenlerimiz, sıradaki haber maalesef anons etmekten hiç keyif almadığımız ve yeni nesil kardeşlerimize kötü bir haberle alakalı. Biz izleyicilerimizden her hafta rica ediyoruz, lütfen bizlere haber niteliğini taşıyan haberleri lütfen ihbar edin diye. Ve pazartesi günü bize bir telefon geldi ve telefonda şunu söylüyordu telefon diğer ucundaki vatandaşımız. 12. bölgedeki bir kafeteryanın özel bir bölümünde 18 yaşından küçük çocuklara bahis oynatıldığı yönündeydi. Gittik Ahmet Sertaş'la birlikte, olay yerini gördük, Türk çocuklarını gördük, aldık onları, aileleriyle görüştük. Aileleri büyük şok içerisindeydi. Biz de gittik, polise bu durumu bildirdik. Polis tutanak tuttu ve bu yer ile alakalı araştırmaları başlayacağını dile getirdi. Değerli izleyenlerimiz, bizi arayan okurumuz çocuğun cep telefonunda yazışmayı görmüştü ve bu yazışma doğrultusunda bizi aradı. Lütfen siz de çocuğunuzun cep telefonunu kontrol edin, gittiği yerleri göz önünde bulundurun. Camiye gidiyorum veya parka gidiyorum deyip bu tarz yerlere gidebilir. Lütfen takıldığı ortamlara da dikkat edin. Değerli izleyenlerimiz, sıradaki haberimiz yeni nesil kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Eğer okula raporsuz 3 gün devamsızlık yapıyor iseniz veya bir sömestr içerisinde 5 gün raporsuz olarak gitmiyorsanız veya 30 ders saatine katılmıyor iseniz okullar sizin için ciddi bir yaptırım uygulayacaklar. İlk önce veliler çağrılacak, okul psikologları, hatta müdür, daha sonra Jugendhilfe devreye girecek ve en son 440 euro velilerin ceza ödemesi söz konusu. Lütfen bu konuda da duyarlı olalım. Değerli izleyenlerimiz, sıradaki haberimiz Kinder Betreuungsgeld, yani çocuk bakım paralarıyla alakalı. Biliyorsunuz çocuğumuz doğduğu andan itibaren 12 ay ile 36 ay arasında bu parayı almaya hak ediyor. Ve bunun varyasyonları var. Ve bu hafta hükümet bu varyasyonlarla alakalı kararlara vardı. Eğer 18 ay bu parayı almak istiyorsanız 800 euro aylık alabiliyorsunuz. Eğer bunu 36 ay almak istiyorsanız 436 euro alabilirsiniz. Ve bu 436 euroluk varyasyon ev hanımları için aslında birebir iyi olan bir bölüm. Çünkü neden? 3 sene boyunca da sigortalı olacaksınız. Yeni yasa ile değerli izleyenlerimiz 14 gün içerisinde seçmiş olduğunuz varyasyonu değiştirebiliyorsunuz. Ve gelire bağlı varyasyon seçeneğinde üst limit arttırıldı. Ve bu yasa 1 Ocak 2014'ten itibaren yürürlüğe geçecek. Değerli izleyenlerimiz, profesyonel orduyu isteyen Daraboş Savunma Bakanlığından istifa etti. Ve yeni Savunma Bakanımız Gerald Kluk oldu. Ve
Darabos artık Başbakan Feynman'ın danışmanlığını yapacak. Değerli izleyenlerimiz, şimdiki haberimiz ise sosyal paylaşım sitelerini kullanan arkadaşlarımızla alakalı. Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde sakın ha sakın tehdit, küfür veya buna benzer şeyler yapmayın. Bu konuda da ciddi anlamda yaptırımlar var. Hakkınızda davalar açılabilir. Bu da Yeni Nesil Gazetesi olaraktan size uyarımızdır. Değerli izleyenlerimiz, şimdiki haberimiz çok önemli bir haber. Biliyorsunuz hepimiz Türkiye'ye gidip geliyoruz uçakla, arabayla ve gümrüklerde hep belirli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ve bu hafta bunu konu edindik. Eğer Avusturya'dan Türkiye'ye seyahat ediyorsak ve üstümüzde 9.999 Euro'dan fazla para var ise bunu gümrükte deklare etmek zorundayız ve yazılı olaraktan deklare etmek zorundayız. Eğer 10.000 Euro'nun üzerinde para yakalatır isek bunun ciddi anlamda cezası var değerli izleyenlerimiz. Bir diğer haberimiz ise altınlarla alakalı. Biliyorsunuz bayanlarımız belirli şekilde gösterişi çok seviyorlar. Gümrükten geçerken işte bileziklerini açıyorlar. Aman ha aman, sakın ha sakın bunu yapmayın. Eğer üstünüzde 430 Euro'dan fazla bir takı var ise bunların vergisini ödemek zorundasınız. Geçerken gümrük memuruna diyorsunuz ki benim üzerimde 430 Euro'dan fazla altın var. Bunun hemen %3'lük oranında vergisini ödüyorsunuz. %20 KDV'sini ödüyorsunuz ve geçiyorsunuz. Eğer bunu yapmaz iseniz ciddi anlamda cezalar var. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Gümrükten geçmek istiyorsunuz. Üstünüzde et yasak, süt ürünleri yasak, bal 1 kiloya kadar. Eğer alkol almak istiyorsanız 18 yaşının üstündeyseniz 1 litreye kadar hakkınız var. 18 yaşının altındakilere yasak. Eğer 17 yaşının üstündeyseniz ancak ve ancak 1 karton sigara alabilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Aynı zamanda üstünüzde gıda maddesi bulunduruyorsanız, örneğin kuru fasulye getirdiniz Türkiye'den, bunların değeri 150 euroyu geçmemesi gerekiyor. Bu konuda dikkatli olun. Ve altını tekrardan çiziyorum. Üstünüzde para varsa deklare edin. Altın getiriyorsanız, düğün alışverişi yaptınız, mutlaka faturasını alın değerli izleyenlerimiz. Bir fatura alın ve gümrükte gösterin. %2,5'luk bir vergi ödüyorsunuz ve %20'lik KDV vergisi ödüyorsunuz. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Görevli sizin üstünüzde bunu yakalar ise ve siz bunu belirtmemiş olursanız sizden bu ürünleri alma hakkına sahip ve ciddi anlamda da ceza yersiniz. Değerli izleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Sunmuş olduğumuz haberlerin detaylarını Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Bizlere gerek Yeni Nesil Gazetesi'ne gerek Avrupa'daki Anadolu'ya her konuda ihbarda bulunabilirsiniz. Önümüzdeki hafta dop dolu gündemle tekrardan görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Hayırlı pazarlar efendim.